Metin düzenlemek. AutoCAD içinde en kolay düzenleyebileceğimiz şeyler metinlerdir. Örnek olarak bu detaylı çizimde birkaç değişiklik yapalım. Alttaki başlığa biraz yakınlaşarak başlayalım. Bu başlığın yanlış olduğunu varsayalım. Bunu düzenlemek için herhangi bir özel komut bilmenize gerek yoktur. Tek yapmanız gereken metni çift tıklamaktır. Böylece bütün metni seçmiş olacaksınız. İmleci yerleştirmek istediğiniz yere tıklayın. Sürükleyerek silmek istediğiniz bölümü seçili hale getirin. Ardından klavye üzerinde delay tuşuna basın. Şimdi de gereken yere girmek istediğiniz metinleri girin. Değişiklik yapmayı bitirdiğinizde metni seçili durumdan kurtarmak için ekranda boş bir alana tıklayın. Gördüğünüz gibi metin düzenleme hala aktif durumdadır. AutoCAD her zaman birden fazla değişiklik yapacağınızı düşünür. Şimdi BYT'ye kısaltmasına bakalım. Bu kısaltma Boyut yok anlamındadır. Kısaltmayı sadece bir kere tıklamanız yeterlidir. Seçim işleminden sonra alana boyut yok metnini girin. Ek bilgi olarak söylemek gerekirse, bu başlık olarak tek satırlı bir metindir. Belki bunun nasıl altını çizeceğinizi merak ediyorsunuzdur. Çünkü biz tek satırlı metinler üzerinde çalışırken, çok sıralı metin oluştururken gördüğümüz format seçeneklerini görmedik. Bunun nasıl yapıldığına bakalım. Eğer tek satırlı bir metnin altını çizmek isterseniz tıklayarak basılı tutun. Sürükleyerek altını çizmek istediğiniz karakterleri seçin. Ctrl U'ya basın. Metnin altı çizilecektir. Bu standart bir Windows fonksiyonudur. Değişiklik yapma işlemi bittiğine göre ekranı tıklayabilirsiniz. AutoCAD'e düzeltme işlemini bitirdiğimizi bildirmek için Escape tuşuna basın. Şimdi çizimden biraz uzaklaşın. Ekranı gerektiği kadar kaydırın. Şimdi bu çok satırlı metinde bazı değişiklikler yapacağız. Yine herhangi bir özel komut bilmenize gerek bulunmamaktadır. Tek yapmanız gereken metin bloğunu çift tıklamaktır. Bu metin editörünü geri getirir. Bu aşamadan sonra metinde istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz. Metindeki 4 değerini 6 olarak değiştirin. Şimdi de farenin sol tuşunu basılı tutun, sürükleyerek başlık metnini seçin. Sonra şeride gelin. Renk açılır okunu tıklayın bu menüden kırmızı rengi seçin. Ardından cetvelin üzerindeki minik karoya tıklayarak paragrafın genişliğini istediğiniz gibi ayarlayın. Değişiklikleri yapmayı bitirdiğinizde editörü kapatmak için ekrana tıklayın. Çok satırlı metinleri tutamaçları kullanarak da düzenleyebilirsiniz. Şimdi metin bloğunu yeniden tıklayın. Gördüğünüz gibi 3 adet tutamaç bulunmaktadır. Sol taraftaki tutamacın üzerine gelin. Bu durumda AutoCAD ne yapmanız gerektiğini anlatır bu tutamaç paragrafın yerini kontrol eder. Şimdi tutamacı seçmek için tıklayın. Ardından paragrafı biraz aşağı taşıyın. Sağdaki tutamacı tıklayarak paragraf genişliğini ayarlayabilirsiniz. Seçmek için tutamacı tıklayın. İmleci sol tarafa doğru kaydırın. Gördüğünüz gibi paragrafın genişliği daraltılmıştır. Burada bir tutamaç daha var. Bu da kolunun yüksekliğini kontrol eder. Şimdi bu tutamacı tıklayıp ve aşağı çekerseniz fazla bir değişiklik olmaz. Çünkü bu alanı dolduracak kadar çok metin yoktur. Fakat tutamacı yukarı iterseniz AutoCAD yeni bir paragraf bloğu oluşturur. Şimdi ilk bloğa yazdığınız her şey otomatik olarak ikinci bloğa geçecektir. Aradaki tutamaç iki bloğun da genişliğini kontrol eder. Sağdaki tutamaç ise iki kolon arasındaki mesafeyi kontrol eder. Gördüğünüz gibi sağdaki metin bloğunun altında bir tutamaç bulunmaktadır. Bu tutamaca tıklayıp yukarı iterseniz AutoCAD başka bir metin bloğu başlatır. Ancak burada 3 sütuna ihtiyacınız yoktur. Bu yüzden soldaki tutamacı tutun. Aşağı doğru çekin. Çekme işlemi bir metin bloğu kalıncaya kadar devam etsin. Sonra da sağdaki tutamacı tutun. Metin, sütuna sığana kadar genişletme işlemine devam edin. Değişiklikleri yapmayı bitirdiğinizde metni seçili olmaktan kurtarmak için Escape tuşuna basın. Metin nesneleri üzerinde property changer yani özellik değiştiriciyi kullanarak da çeşitli değişiklikler yapabilirsiniz. Metni seçin. Ardından property changer üzerine gelin. Kaydırma çubuğunu tıklayın ve aşağı kaydırın. Pencerede çok satırlı metin grubuna dair ayarların olduğuna dikkat edin. Bu metne değişik bir metin stili uygulamak için açılır oku tıklayabilirsiniz. Bu menüde farklı stiller görünmektedir. Aynı zamanda yaslama özelliklerini, metin yüksekliğini, döndürme açısını da değiştirebilirsiniz. Bu pencereyi kullanarak satır aralığını da değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi değer 1 olarak ayarlanmıştır. Bunun anlamı satır aralarında tek boşluk olmasıdır. Değeri 1.5 olarak değiştirin. Ardından enter tuşuna basın. Metinde olan değişiklikleri gözlemleyin. Belki metni biraz sıkıştırmak istersiniz. Karakter aralıklarının ayarlandığı bölüme tıklayın değerini 0.85 olarak değiştirin. Enter tuşuna basın. Değişiklikler uygulanmıştır. Buradaki bütün ayarları incelemeniz önerilir. Metin üzerinde ne kadar çok kontrol imkanınız olduğunu görünce şaşıracaksınız. Şimdi değişiklik yapmayı bitirdiniz, imleci pencerenin dışına kaydırın ve kaybolmasını bekleyin. Son olarak da metni seçili olmaktan kurtarmak için Escape'e basın. Gördüğünüz üzere metnin görünüşünü, yüksekliğini, stilini, yerini ve içeriğini düzenlemek isterseniz, AutoCAD değişikliklerinizi çabuk ve kolay yapmanız için birçok seçenek sunmaktadır.